Daha evvel fırıncı kardeşlerimiz, gelin içimizden esnaf arkadaşlarımız. Fırıncılar Odası Başkanı bizim yine arkadaşımız, yönetim kurulu üyemiz. Müracaatlarını yaptılar. İşte biz biraz tam otursun fiyatlar diye hafif beklettik. Oyalama gibi artık ne sayarız. 15-20 gün geriye attık ama daha önce 4500 liraya, 4,5 TL'ye verdiğimizde zaten sondan, Türkiye geneline baz aldığımızda sondan 3. 4. sıradaydık. Ve şimdi de 49. sıradayız yani. 81 ilin içinde, bunların içinde kazaları, beldeleri bilmem ne hepsini saydığında yine biz Türkiye ortalamasına göre 49. sıradayız yani. Ekmek fiyatımız Türkiye fiyatlarına baz aldığımızda bizimki yine normal. Tabii tüketicinin hakkını da korumak zorundayız. Biz birlik beraberlik içindeyiz. Ahalinin poşetinde oturuyoruz yani. Hem fırıncının hakkını koruyacağız hem de tüketicinin hakkını. Ortam ne kadar dense de işte ya işte enflasyon yok bilmem ne dense de enflasyon var. Biliyorsunuz biz zamı verdiğimizde daha evvel 4,5 TL dediğimizde mazotun fiyatı 26-27 lira TL'ydi. Şimdi 37-38 lira. Bunlar tabii bir yekün sağlıyor. Artı işçinin, elektriğin, buna benzer çalışanların fiyatları, işte asgari ücret arttı, buna benzer şeyler. Bu da tabii ister istemez ekmeğe, una, torbaya, tuza, her şeye yansıdı. Onun için de fırıncıyı zarar etmemesi için işte halkı düşünerekten, esnafımızı düşünerekten biz ortayı bulduk ve verdiğimiz fiyat da normal bir fiyat. Ben fırıncılara hayırlı olsun şahsım ve teşkilat adına diyorum. Tabii biz esnafın da yanındayız, halkın da yanındayız. Oturduğumuz ahalinin poşetinde oturuyoruz. Birlik beraberlik içinde yani verilen zamlara göre bu verdiğimizde o kadar şey değil ama tabii ki şöyle baktığında dilime baktığında 4,5 liradan 6'ya çıktı demeleri de bir çoğu işte %50 olmasa da %40 falan zam vermiş gibi görünüyor ama bizden evvel unun fiyatı 4.500 liraydı, bugün 6-7 bin lira. İşte mazotun fiyatını biraz evvel söyledim. Mayanın, tuzun, işte pasacının, işte dağıtıcının hepsinin ayrı ayrı bir şeyi var. Ondan dolayı da verdiğimiz ortalamamıza baktığımızda dün Ticaret İl Müdürümüzden baktık, Sayın Valimiz de vardı. 49. verdiğimiz zam ülke değerinde şehirler baz aldığımızda 49. sıradayız. Ben buradan tekrar söylüyorum. Kırşehir halkına, işte esnafımıza, fırıncılarımıza hayırlı olsun. Fırıncılarımızdan rica ediyorum. Bazı fırınlar çok düzgün ekmek çıkar diyor. Bazı fırınlar çok ekmeğin kötüsü olmaz. Rabbim bizi affetsin. Daha düzgün, daha pişkin, daha düzgün ekmek çıkardılarsa bu halk, bu esnaf, bu ekmeği alanlar hem ona göre ekmeğini alırlar hem de tüketmek için 5 tane 6 tane ekmek alacaklarını 2 ekmekle, daha düzgün bir şeyse 2 ekmek yeterli olur. Ekmek israfı da olmamış olur yani. Çoğu kişi ekmeği alıyor, 2 ekmek yiyecek, 5 ekmek alıyor, 3 tanesi şey oluyor yani böyle çöpe gidiyor bilmem, buna benzer şeyler oluyor. Bunun için de fırıncı kardeşlerimiz ellerinden geldiği kadar biz onların her zaman yanındayız. Daha düzgün, daha iyi, Kırşehir'e yakışır, ahliye yakışır şekilde ekmeklerini çıkartmalarını rica ediyorum.